Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakat elbette Yunanistan'da da yakından takip edildi. Hatta Yunanistan'da şok etkisi yaratmış bir hükümeti de zirvede hezimete uğramakla suçlanmıştı. Tepkileri yatıştırmak için devreye giren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias anlaşmayı önemsizleştirmeye çalıştı. Bakalım hangi ifadeleri kullandı? Tamam. Türkiye'nin Madrid'deki NATO zirvesinde kilit aktör konumuna gelip müttefiklerle bağlarını güçlendirmesi Yunanistan'da hala rahatsızlık sebebi. Ana muhalefete göre Miçotakis hükümeti Madrid'de diplomatik hezimete uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeflerine ulaşırken Miçotakis eli boş döndü. Türkiye'nin F-16 uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden yeşil ışık alması da Miçotakis'in hanesine eksi puan olarak yazıldı. Çok güzel. Ağır eleştiri altındaki Miçotakis hükümeti çıkış yolu arıyor. Öne atılan aktör Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias oldu. Proto Tema gazetesine konuşan Dendias, İsveç ve Finlandiya ile varılan anlaşmanın diplomatik zafer olmadığını savundu, Türkiye'ye karşı ithamlarını sürdürdü. Türkiye, Madrid'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaptığı pazarlıktan önemli kazanım elde etmedi. Anlaşmanın hukuki bağlayıcılığı yok. İsveç ve Finlandiya tabiz veriyor gibi görünse de Türkiye aslında kayda değer bir şey sağlayamadı. Bununla beraber NATO'nun bütünlüğünü tehlikeye atmakta tereddüt etmeyen kararsız bir müttefik imajını güçlendirdi. Türkiye'nin Madrid'de Doğu kafasıyla pazarlık yaptığını iddia eden Dendias, Yunanistan böyle pazarlık yapmaz dedi, hemen ardından sahve tokartını açtı. Türkiye'nin Avrupa Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası'na dahil edilmesi için Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın onayının şart olduğunu vurguladı. Evet. Ve Ege'deki anlaşmazlıklar… Dendiyas Ege'de sıcak yaz yaşanıp yaşanmayacağının Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu söyledi. Ancak bölgede gerilimi artıracak son adım yine Atina'dan geldi. Yunan hükümeti Ege adalarına İsrail yapımı İHA-SAVAR sistemleri yerleştirdi. Erini gazetesine göre iki ay önce büyük gizlilik içinde yürütülen programın basına sızması Miçotakis hükümetini rahatsız etti. İHA-SAVAR sistemin hedefinde Bayraktar TB2 ve Anka SİHA'ları olduğu belirtiliyor. Evet, tüşürüz, Yunanistan savaşa hazırlanır gibi silahlanmaya devam ediyor. Miçotak ise 3 adet Amerikan yapımı insansız hava aracı alınması teklifi sunulacak. İHA'ların 400 milyon euroya mal olması planlanıyor. Korvet alımı da gündemde. Yunanistan geçen hafta da 20 adet F-35 alımı için ABD'ye resmi başvuru yapmıştı.